Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde F-35 ile ilgili bir video hazırladım. Bu videoda Türkiye'nin ödediği 1 milyar 250 milyon doların 2022 sonuna kadar Türkiye'nin yedek parça imal ederek karşılanacağı yani bu paranın bir şekilde geri ödeneceği konusunda gelen bilgileri sizlerle paylaştım. Ve bu videonun arkasından da şöyle bir genel bir kanının olduğunu gördüm. İşte F-35 çok kötü bir uçak. İyi ki almamışız bundan gibi sorular gibi yaklaşımlar oldu. Ben bu videoda tabii ki Türkiye'nin F-35 almamasını şu dönemde tabii ki destekliyorum. Ama F-35'in de kötü bir uçak olduğuna inanmıyorum. Neden iyi bir uçak F-35 ve daha da önemlisi niye Türkiye bu uçağı almıyor? Amerikanın ortaya koyduğu çok önemli noktayı size anlatmak istiyorum. <laughs> zaman zaman videolar hazırlıyoruz. İşte diyoruz ki F-16 4. nesil savaş uçağı. İşte Yunanistan'ın aldığı Rafal 4.5. nesil uçak ve 5. nesil uçak da karşımıza F-35 çıkıyor. Dünyada başka 5. nesil uçak yok. 5. nesil uçak nedir? Stealth yani radara yakalanma oranı çok düşük bir uçak. Gövde tasarımıyla, sistemleriyle, motorlarıyla daha doğrusu motorlar demeyelim de motoruyla tek motor çünkü F-35 F35 dünyadaki tek 5. nesil uçak. Teknolojik olarak ona yaklaşan Çinlerin tasarımları var. Öbür tarafta da Rusların Su-57 uçağı var. Fakat Su-57'nin tasarımı stealth olmasına rağmen motorları stealth özellik taşımıyor. Niye taşımıyor? Ne özellikler ön plana çıkıyor? Şöyle isterseniz bir değerlendirelim. Bir ülkeye bir hava saldırısı yapacak. Bu ülkenin de çok gelişmiş radar'ı var. F35 Radara çok az gözükerek bu operasyonu yapabiliyor yani bir ülkeye giriyorsunuz çıkıyorsunuz bunu İsrail yapıyor şu an elinde e, 20 küsür F-35 savaş uçağı var bunu yapabiliyorsunuz bu çok büyük bir avantaj stealth zaten en büyük özelliği bu onun dışında F-35'in ikinci büyük avantajı ise radarları aynen bir uçan elektronik karıştırma uçağı gibi radarları yanıltabiliyor veya kendi görüntüsünü çok ileride farklı bir yerde gösterebiliyor F-35. Bu özellikler açısından da ki bu e, operasyonu burun altında yer alan özel sensörler, özel sistemler yardımıyla yapıyor. Bu da ikinci büyük avantajı. Üçüncü avantajı F-35'in uçarken pilot aynı zamanda uçağını uçurup işte ne bileyim gövde içindeki bombayı bir yere atma işlerin dışında havada operasyonu idare edebiliyor gelişmiş radarlarıyla hedefleri buluyor. Gerekirse insansız hava araçlarını o hedeflere yönlendiriyor. Veya hedef aydınlatması yapıyor, hedefi işaretliyor ve İHA gidip ona bomba atıyor. Riski İHA alıyor. Pilotsuz İHA düşürürse İHA düşüyor. Veya çok uzaktan gelişmiş mühimmatları atabiliyor F-35. Üçüncü avantajı da bu. Şimdi F-35 ile ilgili tabi bunlar güzel taraflara. Bu güzellikleri Amerika size öyle bedava vermiyor. Amerika diyor ki ben bu uçağın her şeyine hakimim. Gidip de uçağın bir yerini açamazsın. Yazılımla müdahale edemezsin. Uçacak görevi bilgisayara girdiğin an ben bunu takip edebilirim. Uçtu diyelim 10 saat görev yaptı bir ayda. Onunla ilgili bakım yapılacak. O bakım sonuçlarına ben ulaşabilirim. Çünkü o bilgileri e, aynı işte bilgisayarın içindeki dosyaları nasıl alıyorsanız download ediyorsunuz, indiriyorsunuz. İndirdiği zaman paylaşmak durumundasınız. Yani Amerika o uçakla nereye uçtunuz? Nereye gittiniz? Hangi görevi yaptınız? Kim uçtu? Kaç dakika havada kaldı? Ne kadar yakıt ikmali yaptı gibi bütün bilgileri size almaya başlıyor. İşte burada da müdahale etmeye başlıyor. Bu, bu yani müdahaleye açık bir yer bırakmış oluyor. Bu nedenden dolayı F-35'i Amerika en yakın müttefiklerine veriyor. Türkiye bu projeye 20 yıl önce girdiği zaman Amerika'nın yakın müttefiklerinden biriydi. E sonra tabii ki birbirimizin ayağına bastığımız konular var. Doğu Akdeniz'de karşı tarafta yer alıyoruz. Suriye'de ayrı taraflardayız. Irak'ta ayrı taraflardayız. Veya başka konularda sıkıntılarımız var Amerika'yla. Amerika'da haklı olarak bu uçağı vermek istemiyor. Bir yandan da hani kötü uçak diyorsunuz ya uçağın özellikleri çok iyi. Ama size bir gizli bir paketle veriyor bunu. Kabul ederseniz uçuruyorsunuz. O parayı ödüyorsunuz. Şimdi diğer taraftan İsrail'e bakalım. İsrail'in çok gelişmiş hava kuvvetleri var. Gerçekten dünyanın çok önde gelen hava kuvvetlerinden biri. Belki işte Amerika, Rusya arkasından 3 numara İsrail'i yazabiliriz. Mesela F-16'ları bizdeki F-16'lar gibi görünümlü olsa da inanılmaz farklı değişik aviyonik sistemlere, yazılımlara sahip buna müdahale ediyorlar. F-16'ların üzerine F-15'ler var. Biliyorsunuz hani Türkiye F-35'ten çıkartıldığı zaman acaba F-15 alabilir miyiz dedi. Amerika hayır bunların menzilleri çok uzak. Sen kalkarsın Libya'yı istediğin zaman vurursun. Benden habersiz. Ben bunu pek vermek istemiyorum sana dedi açıkçası. Adamların elinde F-15'ler, F-15E'ler var. Bunun üzerine F-35 alıyorlar. Rakam verdikleri sipariş 50 adet. Bunun yaklaşık 20 küsürünü teslim aldılar. Yıl sonuna kadar rakamın 27 adete çıkması bekleniyor. Ve bakıyorsunuz bir yerlerde İsrail operasyon yapıyor bu uçaklarla. Şu an İsrail Hava Kuvvetleri bir filo daha F-35 alınması için hükümete baskı yapıyor. İşte bir filoya 20 uçak deseniz bu sipariş 70'e çıkacak. Öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 alma talebi var. Amerika'ya resmi olarak başvurdular. Sonra da geçtiğimiz hafta Katar başvurdu. Bunlar da F-35 almak üzere başvuruda bulundular. İsrail hem Birleşik Arap Emirlikleri ki aynı saftalar araları çok çok iyi şu an. Ya karşı tarafta da ne hani Türkiye'nin yanında olan Katar var. İki ülkenin F-35 almasını sıcak bakmıyor. Ve buradan bakıyorsunuz. Türkiye'nin F-35 almasının önündeki Amerika'daki lobi şirketlerinin arasında tabii İsrail'in verdiği destek verdiği şirketler ön plana çıkıyor. Veya Yunanların desteklediği, Amerika'da yaşayan Yunanların desteklediği, Ermeni lobisinin desteklediği şirketlerin Türkiye'ye F-35 satımının önüne geçmek için çok ciddi bir çaba harcadıkları da ortaya çıkmış oluyor. Tabii İşin görünen yanı Amerika Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için F-35'leri vermediği gibi bir durum var ama tabii Türkiye'de haklı olarak ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. S-400'de Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir açıklığı olan hava savunma sistemiyle ilgili e, boşluk kapatılmak üzere atılmış çok önemli bir adım. Hani Patriot'a gittik çok para çekildi. Amerika hiçbir şeyini paylaşmadı. Avrupa'ya gittik EuroSAM tamam. Uzun vadeli bir ortaklık yapılabilir ama şimdi o yapılacak ortaklık yaklaşımına da Fransa ayağına basıyor Türkiye'nin. elize Rusların S-400 hava savunma sistemi kadar. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Şimdi F-35'e baktığımız zaman F-35 gerçekten çok zor bir proje. Projede deniyor ki önce hava kuvvetleri için A modeli. Geçiyorsunuz deniz piyadeleri için B modeli. Dikine iniyor ve çok kısa mesafeden kalkıyor. Rampadan, skyjumptan kalkıyor. Bir de üstüne donanma için C modeli. Donanma C'de katapulttan adeta böyle sapanla çekip batıyorsunuz uçağı. Bu üç görevi tek bir gövdede buluşturabilmek çok zor. Bunu geçmişte sadece F-4'te yapıldı. Ve F-4'ün de o kanatlarının diyadral olması gibi bir sürü özellik işte bu yaklaşımından dolayı hayata geçilebildi. Ve çok zor bir projeydi bu. Döneminin F-4 mühendislik açısından çok zor ve yapılması pahalı bir projeydi. Amerika tekrar bunu F-35'te ısrar etti. Amaç maliyetleri indirmekti. Ama öyle bir fatura çıktı ki gerçekten çok yüksek bir fatura çıktı. Peki bu uçak bu kadar kötü olsa niye hala sipariş alsın? Amerika'nın çok ciddi miktarda siparişi var. İşte bakıyorsunuz bu ortaklığa daha sonra giren İsrail var. Türkiye'nin çıkmasıyla birlikte Polonya sipariş verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Katar almak istiyor. Suudi Arabistan bunları izleyebilir. Tabi İsrail engelini aşabilirlerse. Gerçekten talep gören bir uçak. Ama mühendislik olarak zor bir uçak. Ben bu problemlerin uzun vadede kullanımcı sayısının artması, çok sayıda uçuş saati yapılması, bununla birlikte geliştirilen mühendislik önlemlerle giderileceğini inanıyorum. Bu açıdan da tamam teknik problemleri var ama bunlar giderilmeyecek şeyler değil. Şimdi gelelim Türkiye'nin neden almadığı bu konuyla ilgili gerçekten haklı olan gerekçesine. Türkiye eğer F-35 şu an elimizde olsaydı bu uçaklara müdahale edilmesini istemiyor. Örneğin bir probleminiz var. İşte görüyorsunuz Doğu Akdeniz'de Yunan Yunanistan'la aramızda sıkıntılar var. Türkiye F35'leri kalktığı zaman, Yunanistan'da bir hedefi vurduğu zaman örneğin Girit'teki S300 e, şeylerinin tesislerini vurduğu zaman Yunanların haberi bile olmayacak bununla ilgili. Bunu Amerika istemiyor. Türkiye de haklı olarak böyle bir operasyondan Amerika'nın e, bilgisinin olmasını istemiyor ve böyle ortaya bir güvenlik problemi çıkıyor. Zaten F-35 alan ülkelerde videonun başında belirttiğim gibi Amerika'nın çok yakın müttefiki olan ülkeler. E peki burada nasıl yapacağız? Burada ben her zaman bunu videolarımda söylüyorum. Türkiye milli muharip uçağı çok çalışarak, elindeki imkanları zorlayarak, işbirliklerini harekete geçerek önündeki teknik engelleri aşacak. Buna gerekirse çok ciddi para harcayacak ama milli muharip uçağı bir şekilde hayata geçirecek. Eğer biz milli muharip uçağı hayata geçirebilirsek gerçekten Türkiye havacılıkta çok önemli bir e, kıstası, çok önemli bir darboğazı aşmış olacak. Türkiye bunu insan savaş araçlarıyla yaptı. Gerçekten bugün işte özgün yazılımlarımız var, sistemlerimiz var. Neden bu milli muharip uçakta da olmasın? Ben bu konuda iyi niyetimi koruyorum. her zaman da bu milli muharip uçağın yapılması konusunda er ya da geç elimden gelen bütün desteği vermeye çalışıyorum. Siz de buna odaklanırsanız Türkiye'nin çıkış noktasının milli muharip uçağı olacağı göreceksiniz. Aradaki boşluk nasıl giderilecek? Tabii ki elimizdeki uçakları modernize ederek, insansız hava araçlarına daha fazla önem vererek, işte jet motorlu bir muharip insansız hava araçlı hava aracını yaparak veya elimizdeki sistemlerin devamını sağlayarak kuşkusuz bunlarla ilgili yapacağımız ihracat yani dıştaki ülkelere, başka ülkelere satışlar Türkiye'nin bu insan savarıcı sistemlerinin daha ekonomik olarak yapmasını yanı sıra havacılıkla ilgili havacılık sanayimizin de gelişeceğine ve farklı farklı yerlere gideceğine ben inanıyorum. Bu konuda çalışmalarımızı devam edersek, sistemlerin arkasında durursak bu konuda Türkiye'nin daha da iyi yollar kat edeceğine açıkçası inanıyorum. Bu videomuzda... F-35 konusuna tekrar baktık. Çünkü F-35 ile ilgili benim videomdan sonra çok enteresan yorumlar vardı. Umarım uçak iyi mi kötü mü sorusunun cevabını ben kendimce vermeye çalıştım. Umarım size bu konuda ilgili birkaç bilgi verebilmişimdir. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Bize info@tolgözbek.com adresinden ulaşabilirsiniz. Katıl tuşuyla da kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.